Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeyiz. YouTuber'ların söyleşisi var. Biz de henüz mühendisliğe doğru gidiyoruz. Havada rüzgar. Bayağı rüzgar var. Ama yapacak bir şey yok. Domuzun henüz mühendisliğini okulun en dibine koymuşlar. Daha bütün mühendisleri. Şu an eğitimden çıktım. Ben de buradayım çünkü. Hadi gidelim. Bu lanet okul neden bu kadar uzakta? Hala görünmüyor. Hayır. Geçerli de var önce bir arkadaşım söyledi. Nasılsınız dedi. Bizim size, yani aslında benim, hani sen okumuş etmiş insansın. Benim statümlü bir insanın sizlere siz demesi gerekiyor. O yüzden lütfen eğer sen diye hitap ederseniz çok mutlu olurum ya. Ben şimdi söz mü vermem? Bir iki de var. Bazen şeyde canlı yayınları falan da izliyorum. Bu hayvanlara karşı çok fazla uyarlısınız. Yani olması gereken gibi, yanlış anlamayın da. İşte bu konuda böyle anılarınızdan vesaire bir şeyler anlatsanız diyecektim. Ya. Bir kere ben hayvanlardan çok korkuyordum. Onu görmek evet. Çok fazlaydı. Hani kendimi ana yola falan atmışlığım vardı köpek gördüğümde. Ama sonra volkan kavgası getirdi. Benim için çok zor ya. Atsam, izinam da vermezdi yani çünkü hava falan çok kötüydü, çok küçüktü. Ondan sonra... ya aslına bakarsan Frenkmiş Frenkmiş biliyor musunuz? Kıbrıl Frenklerin atalarıdır artık. Bir çift, evet. Amerikalı olan bir çift. 10 yıl falan. Ben bunu 10 yıl önce falan izlerdim. Ulan niye bunlar bu videoları internete yüklüyor derdi. Yani hiç bilmiyordum. YouTube diye bir şey vardı. YouTuber oluyormuş o. Oradan gitti. Eğlenceli olanı da oydu ya. Ne yapsaydık? Yani neler yapılıyor görürsün yani. İşte neler neler yapılıyor yani. Onlardan birini yapmadığınız için mutluyum. İnsanlar bize diyor her şeyi yaptınız falan, her şeyi yapıyoruz. Yorumlar bazen bir şey var, her şeyi yapıyorsunuz falan. Ama biz sadece eğleniyoruz lan, her şeyi yapan tarafı tarafı. Neyse, bakış açısına bak. Okulumuzdan öncelikle hoş geldiniz. Ben uzun zamandır beri takip ediyorum sizi. Şakalarınızla tanıdım. Bayağı da hani eğleniyorum sizlerle. Hiç ilişkinizi etkiledi mi bu şakalarınız? Ya da hani hiç kavgaya sebep oldu mu? Şöyle oldu. Kavganın hırsını aldım. Mesela aramızda tartışma oluyordu. Ben onun tartışmanın hırsını mesela Volkan'a ağda şakasıyla alıyordum. Çok zevkli oluyor. Çok güzel bir yöntem. Tavsiye ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Ben sizin Melis'in Volkan'ın yaptığı aldatma şakasıyla tanıyorum. Bayağı şok olmuştum. Bu şakanın gerçek olduğunu düşünüyorum ben. O aldatma şakasını eğer gerçekse, zaten değilse açıklayacağınızı düşünmüyorum ama. Gerçekse, gerçekten o an ne hissettiğinizi sormak istiyorum yani. O yataklı gördüğünüz anda. Valla bak sadece sinir yani. Kaya kırıklığı, kırgınlık ve sinir. Ama Antalya'ya gelip olsun. Ben çıkarken sana kartımı vereceğim. Böyle bir gün evimize geldiğinde neden şakaların gerçek olduğunu anlayacaksın. Orada anlayacaksın. Hani ne oluyor da biz sürekli şakaları ya da şaka yapabiliyoruz birbirimize. Onu geldi burada söylemeyeyim. Hazır demin geldi buna anlayacağım. Ama geldiğinde bir gün bu hakikaten görmeni isterim.
Böyle bilmiyorum, yanlış anlamayın mı? Bu sorduğum meslek, eğer YouTube'luk mesleğini yapmasaydınız, hayatınızı nasıl idame ettirmeyi düşünüyordunuz veya ne gibi gelecek planlarınız vardı? Yani hangi işi yapmayı planlıyordunuz veya bir planınız var mıydı yoksa hani geliş güzel miydi? Benim açıkçası tek istediğim şey böyle bir yere tıkılı kalmadan çalışabilmekti. O yüzden kabin memuru oldum. Melis'le de orada tanıştık zaten. Kabin memuru olarak eğitim sınıfında tanıştık. Abi bir girdik işe artık yani sistem öyle bir şekilde kurulu ki sadece ömrünüz bir aylık. Yani bir ay için çalışıyorsunuz, tekrar her şey yeniden başlıyor. Tekrar her şey yeniden başlıyor. Başa sarıyor. İlan aradım orada nasıl bir iş bulurum kendime diye. Hem de işveren olarak ilan verdim. Gerçekten baktığında işçi olarak başvurdu. İşçi denir mi? Çalışan olarak başvurduğumda verdikleri maaşlar mükemmel. O 3000 veriyor. Ben kafamda öyle planlar kurmuştum. O kadar her şey güzeldi ki. Ama işveren olarak verdiğinde, ilan verdiğinde orada anladım. Gerçekten orada anladım. Çünkü alacağım çalışan, bana yardım edecek çalışan sırf bilgisi ve yardımından ben kat 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 daha fazla para kazanacağım. Yani ve ona karşılığında 3000 TL örnek olarak 3000 TL veriyorum. Ama adam bana 30.000 lira kazandırıyor. Sadece adamın varlığı. Orada anladım gerçekten arasındaki farkı. Biz en önemlisi gençler olarak parayı satın almak için zamanımızı satıyoruz. Hani hayatımızı veriyoruz, para satın alıyoruz ona karşılık. Sonra parayı da alıyoruz işte başka şeyler satın almak için. Ya ben bunu tanıma fırsatı buldum. O yüzden bu durum biraz benim için üzücü oldu. Çünkü gerçekten enerjinize bayıldım. Birbirimize olan bakışlarınıza da. Klasik bir soru olacak benimki. Nasıl evlenmeye karar verdiniz? Rakı içiyorduk. Ama gerçekten ya o gün bir bayağı içmiştik. Ya kız, anlatayım mı sen mi anlatırsın? Daha zaman geçiyorsun. Sen de böyle nasıl evlenmeye bir şey karar verdim? Ben Ukrayna'dan çok çok güzel bir hayatım vardı. Ama artık biliyor musun? Rahat insan, hayır, rahat batmasından dolayı değil. İnsan artık sıkılıyor. Neyden sıkılıyor? Eğlenceden falan dolayı değil. Gidiyorsun. Hani diyorum ya ben hep aynı yerde. Mesela siz mesela öğrenci olarak her yıl üniversiteye gelerek her yıl zaten kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani ortamınız da değişiyor. Her geçen yıl bir önceki yıla göre tabii hem yaşadığınıza uygun olarak hem etrafınıza uygun olarak. Ya ben 26 yaşıma geldim hala derse gidiyorum. Hoca benden yaşım ufak Ukrayna'da. Kulübe gidiyorum örnek olarak. Ya belli buraya ait değilsin diyor bana. Anladın mı? Artık sana buraya gelmemelisin. En son kendimi çok işe yaramaz hissettim artık. Türkiye'ye geldim. İşe girdim, işte eğitimde falan dedim tamam. Reisi değilim. Sonra gerçekten çok güzel bir arkadaş olduğumuza inandı. Ayrıca çünkü arkada eğleniyorsun. Hayat arkadaşı dediğin şey zaten bir terimden ibaret olmamalı. Evlendiğin insan senin en iyi arkadaşın olmalı ki onunla zaman geçirebilesin. Ondan sıkılmayasın. Onunla sinemaya gidebilmelisin, ona yemek yiyebilmelisin. Yemek o olmadığında onu yiyip aramazsın yani. Biz çok oluyor böyle Melis'le konuşuyorum. Hani koltukta yok, uyumuş ya da ya da gitmiş. Ben konuşuyorum hala, yanılırsın. Bunun yerine eğitimsek insanları ya da bizler ufakları. Belki çocuklarımızın çocukları güzel bir ülkede zorunda yaşayabilirler. Yani güzel, belki bu. Yani şimdiden itibaren başlarsın. Buraya kadar dedik. Ve ben, benim aklımda iki tane çok büyük bir şaka kaldı. Dönmek şakası ve kaçırma şakası. Yani manyak gibi saydım. Neler istedim? Çok merak ediyorum. Valla ben orada ilaçların etkisiyle kafam birazcık güzeldi. Onun anası sağlıkçı olduğu için. Yani sağlıkçı. Atın arkasına kadar bulabiliyor. İşim var, her şey var. Yoksa beni bayıltmak kolay değil mi? Her şeyin işimleri var kardeşim. Ben ona başlıyorum. Ben yalnızım bu konuda ya. Bu şaka konusunda da her konuda. Sadece şaka konusunda değil. Ben yalnızım. Hiçbir arkadaşım falan bir şeyim yok Antalya'da. Sülalesi Antalya'da. Düğün yaptık, size yemin ediyorum benim ailem 4 kişiydi. Annesi, babam, annem, abim. Bu kadar. Başka kimse yoktu. Erkeklerin toplasam 5 kişiydi. Kadın, erkek kadın tarafına bakıyorsunuz. Ben yalnız değilim. Akraba burada mı senin akraba? Burada var. Ya bak orada. Ya burada bile var akrabası. Burada bile akrabası. Ama hiçbir şey bilmiyorum.
yaşanan şeyleri. Yani konuşmaya geldiğinde adam hani kavga eder misin? Orada evet demeni bekliyor. Evet demeni bekliyor orada. Ben de hani istiyor. Dedim hani niye kavga ediyor? Titizim yani aç bırak yemeğini bile alsın. Çok isterim de diyorum. Ama hani yok dönelim ederim ki bunu yapmam abi. O yüzden belki bu büyük ihtimalle bundan olabilir ya. Ama ben de anlamadım. 2-3 kere bile yemeğe çağırdılar yani. Antalya'ya çağırdılar, İstanbul'a çağırdılar, hepsine çağırdılar. İyi de oldu, boş ver. Yaparsın aşkına katıldık. İzlediniz mi Volkan'ın topuklu ayakkabılarını? Medya sektörü abi, arka plan o kadar çirkin ki. Emin ediyorum, izleyici tarafında olup izlemek çok daha güzel. İçinde olduğunda neler söylüyor? Ben diyorum, bunlar ne sayısı söylüyor? İşte koşman lazım. Tamam koşuyoruz. Sayıya tut, sayıya geç. Ben sayının içine yani 30 saniye diyorsa 30 saniye yapmaya çalışıyorum. İşte 15 saniyede yaparsan kaybediyorsun. Böyle saçma bir şey mi olur yani? Hala anlamamış ya. Yani yarışma, o yarışmada birinci olman için senin o yarışmaya gerçekten oturup ilk sezonundan izlemen lazım. Şimdi ne yapıyor? Adamlar strateji yapıyorlar yani. Bu yarışmaya bu bölüme girmesen bilmem ne arabayı böyle olur. Sonra da... Kim öyle bir mutlu olsa elimizden tutar herhalde. Başta Ali abidir, Acun abidir. Bunlarla bir gün çok yakın olacağım ben de. Bakalım ne zaman. Valla... Çekmeyeyim ben Kocakarı Belediye'de bir kanal açmayı düşünüyorum. Yani. Son proje var. Son proje Kocakarı Belediye. Ya gidiyor böyle ya da bilmiyorum ya artık. Vay be ama ya YouTube bizim için Instagram tarzı bir yer olduğu için yani...